Sevgili Kaya ILC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda sizlere Fınırsı firmasının bir portatif punta kaynak makinesini tanıtacağım. Ve bu makineyle bu videoda kendimize güzel bir powerbank yapacağız inşallah. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden, lafı dolandırmadan hemen Fınırsı firmasının bu SWM-10 isimli portatif punta kaynak makinesini inceleyelim. Makine benim elime ulaştığında, biliyorsunuz ben kendi deneyimlemediğim, tecrübe etmediğim bir cihazın tanıtımını genelde sizlere yapmıyorum. Deneyimledikten, tecrübe ettikten sonra tanıtıyorum ki beğenmezsem beğenmediğim yönlerini de videoda sizinle paylaşabileyim diye. Cihazın kutusunu açtım. Kutunun içeriğini biliyorum. İsterseniz şimdi tekrar birlikte bir kutuyu açalım ve kutu içeriğinde cihazın neler varmış hep birlikte görelim. Kutunun içerisinden bir kullanma kılavuzu çıkıyor ama maalesef kullanma kılavuzunda Türkçe yok. Böyle de güzelce paketlemişler cihazı. Böyle bir naylon paket içerisinde geliyor arkadaşlar. Ve köpükten kutu içerisinde cihazın bir muhafazası var. Hemen şu cihazın poşetini bir çıkaralım. Görmüş olduğunuz gibi cihazın kendisi bu. SWM-10 modelli portatif bir renkli ekrana sahip bir punta kaynak makinesi arkadaşlar. Tıpkı ölçü aletlerinde olduğu gibi şöyle bir ayak var kutunun üzerinde. Bu ayak üzerinde cihazı karşınıza dik bir şekilde koyabiliyorsunuz veya ayağını katlayıp yatık bir şekilde koyabiliyorsunuz. Detaylarına geçeceğiz. Hemen bu köpüğün altında da punta kaynak makinesi için lazım olan bu kalınca punta kabloları hazır bir şekilde elimize ulaşıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Cihazı şarj edebilmemiz için bir şarj kablosu çıkıyor kutunun içerisinden. İki tane yedek punta başlığı çıkıyor arkadaşlar. Bir poşet içerisinde. Ve bir miktar da bize kaynak işlerimizde kullanabilmemiz için nikel şerit çıkıyor kutu içerisinden. Ve nemden falan etkilenmesin diye de torbanın içerisinde bir silika jel var. Bu güzel bir şey çünkü uzun süre kutunun içerisinde bekleyecek olursa bu silika jel nikel şeridin paslanmasını falan veya nemden zarar görmesinin önüne geçiyor. Başka bir şey yok. Kutu içeriği bu kadar. Zaten başka bir şeye de ihtiyaç kalmıyor. Çünkü cihaz güzel tasarlanmış. Başka punta kaynak makinelerinden çok farklı bir yapısı ve punta yapma şekli var cihazın. Üst kısmında cihazı açıp kapatabileceğiniz bir on-off butonumuz var. Bu butona biraz basılı tutuyorsunuz ve hemen cihazın ekranı geliyor. Şöyle kamerada nasıl gözüküyor? Evet, gayet güzel gözüküyor. Çok şık, renkli bir ekranı var. Ve buradan punta kaynak makinesinin ön ayarlarını yaparak punta işlemini yapmaya başlıyorsunuz. Bakın, ekran üzerinde cihazın kendi içerisindeki bataryanın voltajını, sıcaklığını gösteren, batarya durumunu gösteren preheat pulse interval isimli 3 adet ayarlanabilir bir sekme var arkadaşlar. Burada preheat denilen kısım kaynaktan önce elektronikların ön ısınmasını sağlayan, süreyi ayarlamamıza yardımcı olan bir kısım. Hemen onun altında bakın, bu şekilde bastığımızda kademeler arasında geçebiliyoruz bu alttaki büyük butona bastığımızda. Bunları artırma eksiltme işini de hemen şuradaki ok işaretleriyle yapabiliyoruz. Pulse kısmı esas kaynak yapılırken vuracağı darbenin süresini ayarlayabildiğimiz kısım arkadaşlar. Yani esas olarak yüksek akımın punta kaynak makinesinin elektrotları üzerinden akıtılmaya başladığı ve akıtılacağı süreyi ayarladığımız kısım arkadaşlar. Hemen onun altında da interval denilen bir süre var. Bu interval denilen süre, şimdi birazdan açıklayacağım, arka arkaya kaynak yapma özelliği var makinenin. Bir kere punta vur, iki kere punta vur, üç kere punta vur gibi. Bakın burada dots yazıyor. Bu dots işte bizim kaç tane nokta vuracağını makineye bildirdiğimiz kısım. Bu noktalar arasındaki boşluk zamanını ayarlayan kısım arkadaşlar. Yani bir tane darbe vur, 10 milisaniye bekle, bir tane daha vur veya 3
darbeyi ayarladıysanız bir tane darbe vur, 10 milisaniye bekle, bir tane daha vur, 10 milisaniye bekle, bir tane daha vur gibi ayar yapabildiğimiz kısım. DATS kısmı da kaynak yapılırken kaç tane darbe vurmasını istediğimizi ayarladığımız kısım arkadaşlar. Bakın hemen bu DATS yazan kısma geldiğimizde tekrar bu ok işaretleriyle 4 darbe mi, 5 darbe mi veya 3, 2, 1 gibi 5 tane arka arkaya nokta vurabilmesini ayarladığımız kısım. İşte üstteki kısımlarda da bakın preheat kısmını ok işaretleriyle artırabiliyoruz. Ön ısıtmayı 10 milisaniyeye kadar ayarlayabiliyoruz. Pulse yani darbe kısmını 30 milisaniyeye kadar ayarlayabiliyoruz. Interval kısmını da 20 milisaniyeye kadar, yani noktalar arasındaki, puntalar arasındaki bekleme süresini de 20 milisaniyeye kadar ayarladığımız kısım. Hemen onun altında current kısmı var. Kaynak yapılırken kaç amper akım kaynak elektrotlar üzerinden akmış bize onu gösteren kısım arkadaşlar. Burada sum yazan kısım biz makineyi açtıktan sonra kaç tane kaynak yaptığımızı sayan bir sayaç arkadaşlar. Makinede sıkıntı olursa da yani aşırı voltaj, aşırı akım ya da düşük voltaj gibi uyarılar olursa da işte şu hemen yandaki sekmede de bize makinenin uyarısını gösteriyor arkadaşlar. Tekrar şöyle bir yaklaştırayım, gözüküyor mu görün. Evet, hemen şurada da 3 tane uyarı LED'i var. Bunlardan bir tanesi şarja taktığınızda yanıp sönerek bize şarj olduğunu gösteriyor. Sürekli yandığında şarj işleminin bittiğini. Ortadaki sarı ışık kaynak işlemine başladığında siz elektrotları herhangi bir metal nesneyle kısa devrettiğinizde kaynak işleminin başlaması gerektiğini algılayıp sarı yanıyor. Ve kaynak işlemini yani punta işlemini yaptıktan sonra da sönüyor tekrar arkadaşlar. Üstteki mavi LED'de yanlış anlamadıysam kaynak makinesinin artık voltajının çok düştüğünü, batarya voltajının çok düştüğünü ve kaynak işlemini devam ettiremeyeceğini gösteren bir uyarı kısmı. Hemen şuradaki yeşil ibarede kaynak işlemi için bize hazır olduğunu gösteren kısım arkadaşlar. Şarj kablomuz cihazı şarj edebilmemiz için kutusundan çıkıyor. Kendi evinizdeki 2 amperlik bir şarj cihazıyla, cep telefonu, tablet şarj cihazıyla bu cihazı rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Ki arkasında hemen cihazın gördüğünüz gibi modeli, maksimum verebileceği akım 1200 amper yazıyor. Şimdi bazılarınız şey diyebilir, hadi lan küçücük cihazdan 1200 amper akım mı çekilirmiş diyebilir. Birazdan detaylıca anlatacağım arkadaşlar. Burada şarj ve deşarj voltajı 5 volt 2.1 amper yazıyor arkadaşlar. Deşarj voltajından kastımız, bu cihaz aynı zamanda bir de power bank özelliği var. Yani punta kaynak makinesi olarak kullanmanın yanı sıra istediğiniz zaman bu cihazdan cep telefonunuzu veya tabletinizi de şarj edebiliyorsunuz. İçerisindeki bataryanın kapasitesi de 5000 mAh'miş. Arkasında yazan değerlere göre arkadaşlar. Şimdi gelelim şu 1200 amper meselesine. Küçücük cihaz nasıl olur da 1200 amper gibi akımlar verebilir diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bataryalar normal adaptörler gibi çalışmaz. Yani normal adaptörde atıyorum 5 volt 2 amper yazar. 5 volt 2 amperin üzerinde eğer adaptörün koruması yoksa çekildiğinde adaptör bozulur. Üzerindeki akımı veremez. Koruması varsa da çıkışı keser arkadaşlar. 2 amperin üzerinde akım çekemezsiniz. Fakat bataryalar öyle değildir. Amper saat cinsinden bize bataryanın kapasitesini söyler. Diyelim ki 7 amper saatlik bir akünün kapasitesi 1 saat boyunca bize 7 amper verebileceği konusunda bilgi verir. Siz isterseniz bu aküden, eğer akü yapım şekli o şekildeyse, anlık olarak neredeyse 100 amper, 150 amper gibi akımlar çekebilirsiniz. Tabii batarya buna, dediğim gibi, üretim aşamasında üretilirken buna müsaade edecek şekilde üretildiyse, veya şöyle diyelim 100 amperlik üretilmemiştir de 30 amper, 40 amperlik, 50 amperlik bir şekilde üretilmiştir. Mesela araba aküleri 70 amper yazar ama siz bu 70 amperlik bir araba aküsünden kısa sürelerde 200 amper, 300 amper akım çekebilirsiniz anlamına gelir. Ha, ne olur 70 amperde 1 saat gidiyorsa 210 amper çektiğinizde 20 dakika gider akünün şarjı. Bu da bilgi olarak bir kenarda bulunsun, işinize lazım olur arkadaşlar. Neyse, kaynak makinemizin ön tanıtımını yaptıktan sonra hadi gelin hemen şimdi şu proplarını güzelce cihazımızın üzerine montajlayalım ve birkaç test yapalım sizinle birlikte.
Evet, şimdi bu proplar gayet sıkı bir şekilde şuradaki bağlantı noktalarına yerleşiyor arkadaşlar. Sıkı geçmesi lazım ki bu benim hoşuma gitti. Elektriğin en sevmediği şeylerden bir tanesi de gevşekliktir arkadaşlar. Elektrik gevşekliği hiçbir zaman sevmez, bilginiz olsun. Evet, yapacağımız powerbank için pillerimiz burada. Piller konusunda sizi uyarıyorum. Bakın benim pillerimin üzerinde 1648 mAh yazıyor. 1650 mAh yazıyor. 1620 mAh yazıyor. Ve 1550 mAh yazıyor. Şu batarya birazcık kapasitesi diğerlerine göre düşük. Aslında uygun olan, yani yapılması gereken, bataryaların tüm özelliklerinin birbirine çok yakın olması gerekir arkadaşlar. Yani kapasitesi, iç direnci, voltajları falan tamamen birbirine ne kadar yakın o kadar iyi. Birebir tam olarak birbiriyle aynı olanı bulmanız zor ama ne kadar bunlar birbirine yakınsa yapacağınız powerbank'in kalitesi de o kadar yüksek olacaktır. Bilginiz olsun. Ben şimdi sizlere göstermek için ve test için bir tanesini 1550 mAh'lik bir pil kullanacağım. Evet, şimdi bu piller daha önceden kullanılmış olduğu için bakın burada daha önceki puntolardan kalan bazı kaynak izleri var. Bunları bir temizlememiz lazım. Bunları temizleyelim arkadaşlar. Ondan sonra da hemen bu pilleri bir punta işlemine tabi tutalım. Evet arkadaşlar, pillerimiz üzerindeki bu eski puntalardan kalan izleri yok ettikten sonra bu işlemi yaparken de dikkatli oluyorsunuz. Pilin ısınmasına müsaade etmiyorsunuz. Ben gördüğünüz gibi ara ara yavaş yavaş dokundurarak bu pillerin üzerindeki punta izlerini yok ettim arkadaşlar. Şunu unutmuşuz. Şurayı da hemen halledeyim ve devamına geçelim. Punta işlemine şimdi başlayacağız. Fakat daha önceden makinenin performansı hakkında çok bilgi sahibi olmadığımız için, hangi değerlerde nasıl kaynak yaptığını bilmediğimiz için şimdilik bu pillerimiz bir kenarda duracak ve öncelikle makinenin performansını test etmek için birkaç işlem yapacağız arkadaşlar. Kaynak makinemin ekranında hepsi maksimum değerleri ayarlı. Ben bunları düşüreceğim şimdi. Hemen şu preheat kısmını, ön ısıtma kısmını varsayılan olarak 2 milisaniyeye ayarlı diyor. Ben de 2 milisaniye yaptım. Pulse kısmını 10 milisaniyeye düşüreceğim. 10 milisaniyeden başlayalım. Interval kısmını da 10 milisaniye ya da 15 milisaniye yapalım bunu. Arası biraz uzun olsun. 2 yapacağı puntanın arası. Dat kısmını da 2 yaptım arkadaşlar. Yani arka arkaya 2 tane punta yapmak üzere cihazı ayarladım. Ekran gözüküyor mu şimdi? Evet, ekranımızda gözüküyor. Bu punta makinesinin en güzel yanı, yani benim en sevdiğim yanı arkadaşlar, diğer punta kaynak makinelerinde olduğu gibi bir pedal falan istememesi. Yani siz bu iki elektrotu bir iletken üzerinden dokundurduğunuzda cihaz bunu otomatik algılayıp punta işlemi yapıyor. Öbür türlü ya bir buton olacak, butona basacaksınız, ya bir pedal olacak, pedala basacaksınız ki kaynak makinesi işlemi başlasın. Fakat bunda öyle değil. Otomatik olarak başlıyor ve işlemi otomatik olarak yapıyor. Bakın evet. Ve gayet güzel. Evet. Nikel plakamız tenekenin üzerine tuttu. Evet, ışıktan dolayı bu sefer ben göremiyorum kaynak makinesinin ayarlarını. Kamera görsün derken ben göremiyorum. Evet, gayet güzel. Bir kez daha yapacağım. Evet. Bir tane daha. Evet. Ha, iki noktayı ayarlamıştık. Tık tık. Gördünüz mü? İkinci noktayı da vurdu. Tık. Biz üç kere yapmış olduk. Evet, şimdi bir bu nikel şeridi buradan ayırmayı deneyelim. Bakalım punta işlemi nasıl olmuş? Bir görelim. Evet. Gayet güzel arkadaşlar. Bakın ilk denememizde bile of, nikel şerit yırtıldı ve punta görmüş olduğunuz gibi bırakmadı. Bence harika bir şekilde bu düşük ayarlara rağmen çok güzel bir şekilde punta yapmış. Gördüğünüz gibi nikel şerit yırtıldı arkadaşlar. Yani kaynak bırakmadı. Nikel şerit yırtıldı. Evet, bu gayet güzel bir şekilde makinenin kaynak yapabildiğini gösteriyor bize. Bu değerler üzerinden bence hiç daha fazla uğraşmadan pillerimizi bir puntalamaya çalışalım arkadaşlar. Of, dört dörtlük tutmuş arkadaş. Yani en düşük ayarı bu şekildeyse. Punta kaynak makinemizde yapacağımız powerbank'in pillerini gayet güzel bir şekilde puntaladık. Şimdi
Kaynak makinesinin ne kadar güzel ve sağlıklı çalıştığını hep birlikte görmüş olduk. Bence mükemmel, yanınızda taşınabilir ve bu tür işleriniz için dört dörtlük kaynak yapacak bir kaynak makinesi. Fınırsının bu kaynak makinesi. Dediğim gibi bir pedal istemiyor, bir buton istemiyor. Buradaki ayarlardan nikel şeridinizin kalınlığına göre, pilinizin kaynak yapacağınız metalinin kalınlığına göre arkadaşlar ayarları değiştirip gayet güzel bir şekilde kaynak yapabilirsiniz. Şimdi cihazımı kaldırıp bir köşeye koyacağım ve pillerim görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde puntalandı ve bence çok da kaliteli oldu. Tam manasıyla profesyonel bir iş çıkardık. Hadi gelin şimdi powerbank'imizin bataryalarını şarj edecek olan TP4056 modülümüzü ve cep telefonlarımızı, bataryalarımızı şarj edecek olan çıkış modülümüzü montajlayalım ve nasıl çalışacak hep birlikte onu görelim. TP4056 modülümüzü bataryamızın üzerine dört dörtlük bir şekilde montajladık. Şimdi öncelikle şarj işlemi gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu bir onu görelim. Modülümün üzerindeki kırmızı lamba yandı ve pillerimin şu anda 1 amper şarj akımıyla şarj olduğunu bizlere gösteriyor. Pilimin şarj olma olayında herhangi bir sıkıntımız yok. Piller dolduğunda zaten TP4056 modülüm otomatik olarak şarj işlemini kesiyor. Şimdi cep telefonlarımızı, tabletlerimizi şarj edebilmemiz için bir de USB çıkış ekleyeceğiz bu powerbank'imizin üzerine. USB çıkışımızı da ekleyelim, bağlantılarını yapalım. En sonunda da onun testini yapar ve videomuzu sonlandırırız. Evet arkadaşlar, şimdi şarj modülümüzü TP4056'mıza, yani TP4056'nın çıkışına bağlamadan önce görmüş olduğunuz gibi burada bataryamın artı ucunu boşa aldım. Ki herhangi bir kısa devreye mal verip modüllerimizi bozmayalım, arızalandırmayalım. Onun için bataryanın artı ucunu boşaldıktan sonra hemen TP4056 modülümün çıkışlarını lehimliyorum. Ve bu lehimleme işlemi bittikten sonra arkadaşlar artık artı kutlumu, yani pillerimden gelen artı kablomu lehimleyebilirim. Bunu lehimledikten sonra yerine bakın. Aslında şuradaki ledimin yanmış olması lazım. Çünkü artık TP4056'ın bağlı, çıkışından da voltaj gelmesi lazım. Ama bu gibi işlemlerde TP4056 kendisini hemen korumaya alır. Bu korumadan çıkarmak için bir kere modülü şarja takıp çıkarmanız yeterli olacaktır. Bakın şarja taktığımda hemen iki modülünde kırmızı ledi yandı. Şarjdan çıkardım arkadaşlar. Şarj ledim söndü. Fakat çıkış ledim yanmaya devam etti. Buradan da artık istersek USB kablomuzu takıp cep telefonumuzu dört dörtlük bir şekilde şarj edebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. Evet sevgili Kaya İLC kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuz da buraya kadar. Videoyu sonlandırmadan önce cihazla ilgili son bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. Arkadaşlar cihazımızın Type-C'yi cihazı şarj ederken, Type-A ünitesini de cihazdan başka cihazlara şarj ederken kullanıyorsunuz. Bilginiz olsun, ters bağlayıp cihaza herhangi bir zarar vermenizi istemem. Cihaz bu şekilde tasarlanmış. Keşke daha farklı olsaydı, yani Type-C'den hem giriş hem çıkış olarak olsaydı, hem de hızlı şarj destekleyen bir powerbank özelliği olsaydı cihaz dört dörtlük olabilirdi. Cihazın eleştirebileceğim tek noktası hızlı şarj özelliğinin bulunmaması. Biliyorsunuz günümüzde artık cep telefonlarının neredeyse tamamı hızlı şarj destekliyor arkadaşlar. Bu gibi şarj üniteleri eskide kaldı. Gitgide demode oluyor, gitgide kullanılmaz hale geliyor. Ama bu cihazın esas görevi değil. Esas görevini dört dörtlük şekilde yerine getirdiğine göre benim için emsalsiz bir cihaz. Cihazı almak isteyen arkadaşlar için açıklamalar kısmına linki ekleyeceğim. Bu link üzerinden siteden gayet rahatlıkla cihazınızı satın alabilirsiniz. Kapınıza kadar teslim ediliyor. Siteden satın alırken ödeyeceğiniz ücretin haricinde en ufak bir ücret ödemiyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet sevgili Kaya İLC kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuz da buraya kadar. Bu tür teknik konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.